Birazdan biz de çıkacağız. Tamam babacığım. Birinci kural. Bana iş yerinde babacığım demeyeceksin. Haluk Bey diyeceksin. Peki Haluk Bey. Burada değil oğlum, iş yerinde. Tamam babacığım. Baba yok. Peki efendim. Bak, eğer bir hata yaparsan damat mamat dinlemem, yakarım. İnşallah sizi mahcup etmem efendim. İnşallah. Size bir şey sormak istiyorum. Sor. İş yerinde sizinle birlikte aynı odada mı çalışacağım, yoksa ayrı bir oda verecekler mi bana? Herhalde ayrı bir odan olacak oğlum. Yani sen koskoca bir mühendissin. Gerçekten mi? Tabii tabii. Hatta Canan Hanım senin için bir sekreter bile ayarladı. Aa, çok iyi düşünmüş. Efendim, sekreter şart tabii bana, değil mi? Tabii tabii. Yani iyi düşünmüş. Hatta dedi, bir de şoför mü ayarlasak dedi, ama ben de dedim ki yapmayın Canan Hanım, böyle hemen şımartmayalım dedi. Aslında şımarmazdım ben. Ama öyle düşündüyseniz öyle olsun efendim. Ne yapalım? Ulan bu salak bayağı inandı. Hadi gidelim. Peki babacığım. Baba yok. Efendim tabii efendim tabii, gidelim. O kravatın hali ne? Onu düzelt. Peki babacığım. Baba yok. Efendim çok özür diliyorum. Nasıl, olmuş mu? Günaydın. Ha, günaydın Ekip Bey. Hoş geldiniz. Yasemin'le Tolga'yı tanıyorsun. Tekrar tanıştırmama gerek yok. Bizimle çalışacağın için çok mutluyuz Berke. Vallahi Berke, ben de çok mutluyum ha. Ben de mutluyum arkadaşlar. Ama böyle her dakikada birlikte olamayacağız. Çünkü bana ayrı oda vereceklermiş. Ne? Ayrı oda mı? Ya bu arada sekreterimle tanıştınız mı? Nasıl birisi? Ne? Sekreter mi? Asistan desek daha doğru olur tabii. Arkadaşlar üzülmeyin. Ayrı odam olacak, asistanım olacak demek sizinle görüşmeyeceğim anlamına gelmiyor. İstediğiniz zaman odama gelebilirsiniz kahve içmeye. Belki bir şey diyeceğim. Sen bu şeyden emin misin? Sekreter slash asistan. Yasemin'ciğim merak etme, sana yük olmayacağım. Bütün işlerimi sekreterim yapacak. Asistanım yapacak. Al bakalım. Bu ne efendim? Çizme. Bunları da giyince sarı çizmeli Berke Ağa olacaksın. Al. Bu da baretim. Şantiyede bulamazsın. Şantiye mi? Evet. Şantiyeye gideceksin. Burada oturan adam istemiyorum ben. Zaten yeterince var. Efendim, benim ayrı bir odam olmayacak mıydı yani? Olacak, olacak. Bir kere inşaat yapıyoruz biz. Böyle her katta binlerce odan olacak. Hadi bakalım, yürü. O küpeleri de çıkar. Şantiyeye gidiyorsun. Peki efendim. Görüşürüz arkadaşlar. Çok şey öğreneceksin şantiyede. Bir okul gibi. Hadi bakalım. Hadi. 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 Küpeleri çıkarmayı unutma. Uyku gülme Allah aşkına ya. Of. İşte orası bak, çok yorgunum, çok. Ay. Özür dilerim hayatım ama ne yapayım? Bütün anlattıkların o kadar komik ki. Oh, ya ben de salak gibi sevindim. Ayrı odam olacak diye. Baban da insafsız çıktı ya. Şantiyeye götürdü beni ilk günden. Of, ay. Mühendis olmak kolay değil. Bir de bardağı dolu tarafından baksan Berkeciğim. Nasıl? Oh. En azından babamın daha yanında çalışmadığın için daha az verileceksin. Oh. Ay. Ben bakıyorum Emine abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Aman be benim mühendis yavrum benim. Gel bakayım öpeyim. Oh, anneciğim nasılsın? Güzel yavrum benim. Geç geç. Nasılsın abi? İyiyim iyiyim. Alıştın mı
işe başladın mı gari? Başladım başladım. Hayırlı olsun çocuğum. Oh, sağ ol anacığım, geç geç. Çok süper gidiyor. Yap bakayım yavrum. İlk günden seni çok yormadılar değil mi? Yok hala yok, yormadılar. Masa başı kahve içiyorum. İyi süper ya. Şöyle. Çocuğum demişli ağlası. Her yanları babası. Ondan çok sever ağlası. Yavrum aslanım beni.